Üç benzemez aynı mekanda Nereye olabilir. bakıyorsun ay? Ay kediler geldi. Çok çocuklarını falan Evet. getirdi. Onun gölgesini gördüm, bayıldım. Kedilerimiz Kedi var doğum bizim. yaptı da Doğum bizim yaptı. burada. Bunlar benim ayakkabılarıma tek tek yerleştiler biliyor musunuz? Bir stiletto bir yavru, bir stiletto bir yavru. Böyle beş tane yavru. Yani şu anda mesela bizim kanalımız bu kedilere burada hep beraber bakıyoruz. Yani kimse buradan bu kedileri dışarıya iyi, pis bilmem ne diye atmıyor. Yok Yani ben bir de hiç... torbalara koyup barınaklara götürmüyoruz. Bakıyoruz hepsine. Ben mesela kediden uyanırım. Seren de biliyor. Onları gördüm ağladım ya. Dedim tamam kalsınlar. Çünkü tek tek ağzıyla taşınmış getirmiş Ay, ayakkabıları. burada bizim mescidimiz var. Ay canım ya. Akşamları onları teker teker, orası halı diye, oraya gidiyor, taşıyor orada. Oradan da sonra gündüz herkes geliyor ya işe. Ondan sonra burada dekorun arkasında şimdi ışıklı sıcak yer bulmuş, görüyoruz biz şu anda. Oraya getirdi çocuklarını. Ya. O yüzden hayvanları sevin gerçekten. Allah cezalandıracak sizi hepinizi. Söyleyeyim ben. Peki. Evet. Ya bu hayvanlar demişken sen Konya'ya gidiyorsun ya battaniye ihtiyacı var değil mi? Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Bilenler, bilmeyenler. Bir şey okumak istiyorum. Bunu okumam lazım. Bir saniyenizi alacağım sadece. Bakın, Hayvan Hakları Koruma Kanunu yasası 6. maddesi. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım evlerine götürülmesi zorunludur. Yani diyor ki sokakta bakıma muhtaç, yaralı ve kısırlaştırılmamış bir hayvan gördüğünüzde alıp götürün, oraya götürmek zorundasınız diyor. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müsaade yerlerinde tutulması sağlanıyor. Evet, orada tutun diyor. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır diyor. Yasa diyor ki sen bu hayvanları al, iyileştir ve geriye bırak. Yasa diyor bunu. Dolayısıyla bizim hepimize vatandaş olarak ne öğretiliyor? Yasalara karşı çıkmamamız öğretiliyor. Yasalara karşı çıkmamamız için şu anda barınak adı altındaki barınak diye bir şey yok Türkiye'de. Yasaya göre barınak da yok. Bunların hepsi de geçici rehabilite merkezleri olduğu için buradaki hayvanların salı verilmesi gerekiyor. Ben yarın Konya'ya Dur valimize oraya yazın. girme. Ne Konya'ya oldu? gideceksin. O detayları anlat. Şu veteri bir izleyelim. Konya'daki detaylar Tamam. önemli. Bir izleyelim bakalım. Konya barınağında masum bir köpeğin işkence yapılarak katledilmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Konya bakım evinde yapılan organize vahşet herkesi ayağa kaldırdı. Ünlülerde yaşanılan korkunç olaya sessiz kalmadı. Yaşanılan vahşet sonrası gözaltına alınan katiller serbest bırakıldı. Olay sonrası neler yaşandı? Hangi ünlü isimler barınaktan köpek sahiplendi? Hayvanlara karşı yapılan işkencenin merkezi bu sefer Konya'daydı. Hayvanseverler Konya'ya doğru yola çıktı. Kürekle vura vura öldürdü. Lütfen bu masumların sesini her yere duyurun. Türkiye'yi sarsan görüntüler sonrası açıklama yapan Konya Valiliği iki caninin gözaltına alındığını duyurdu. Köpek katillerinin ifadesi de yaptıkları eylem kadar şok ediciydi. Köpeğin kafasına kürekle defalarca vurarak katleden Murat Bacak verdiği ifadede ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. SÇ içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum dedi. Köpeği katleden bir diğer katil Sefa Çakmaksa köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatıyla tutuyordum. Köpek bir anda MB'ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. İfadeleriyle bu korkunç vahşeti savundular.
Hiçbir avukatın savunmasını üstlenmediği katillerin serbest bırakılmasıysa insanları bir kez daha derinden yaraladı. Olayın yaşandığı andan itibaren birçok ünlü isim olaya sessiz kalmadı. Yorumcumuz Seren Serengil'in vahşete isyanı gündeme damga vurdu. Kafalarına kürekleri vura 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 5 tane adam onların hepsini öldürüp kamyona atıp gömmeye gönderdiler. Sizden rica ediyorum, benim çocuğum olmadan mı lütfen? Sizlerim var. Vahşetin yaşandığı günden bu yana sürecin takipçisi olan Serengil paylaşımlarını sürdürdü. Ayrıca Serengil Konya Hayvan Barınağı'na gideceğini de duyurdu. Hani belki sevinirsiniz diye söylüyorum. Çarşamba günü saat 16.30'da Konya Sayın Valimiz Bahçetin Özkan Beyefendi bizleri bekliyor olacaklarını söylediler. Vali Bey'in yanına ziyaretim olacak. Ondan sonra da rehabilitasyon merkezine gideceğim. Orada teker teker fotoğraflar çekeceğim, videolar çekeceğim. Hepinize haber vereceğim. Her kesimin destek verdiği, hayvan dostlarının düzenlediği kampanyalara ünlü isimler de destek verdi. Geçtiğimiz gün köpeği Cookie'yi kaybeden Ezgi Mola, canilerden birini ifşa etti. Hayvanlara duyduğu hassasiyette adından sıkça söz edilen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Konya barınağından sahiplenmede bulundu. 6-7-8 ay tedavi gördü, üstüne 7-8 ay her sabah uyanıp onunla eğitime gittim. Bir diğer fenomen Meriç Keskin'in de sahiplendiği çocuğuyla kavuşma anları herkesi duygulandırdı. Umarız hayvan dostlarımıza karşı yapılan zulüm son bulur ve millet olarak daha mutluluk verici olaylar karşısında tek yürek oluruz. Ya sizi gerçekten yürekten alkışlıyorum. Tüm hayvanseverleri, tüm duyarlı vatandaşları. Şimdi barınak Türkiye'de yasak dedin. Barınak yerine geçici rehabilite merkezleri. Yani şimdi rehabilite gelin, ne demek? Evet. Hayata tekrar kazandırmak. Evet. Tekrar ettirmek. Hayatını idame ettirecek hale getirmek. Yani aslında geçici ne demek? Evet, yani geçici. Geçici ne demek? Burada sadece bir süre kalabilir. Sonra onu doğasına, onu habitatına tekrar göndereceğiz demek. Şimdi şunu söylüyorum. Bir kere bu işi provoke edenlerin ne yanındayız ne birlikte hareket ediyoruz. Biz hayvanseverler olarak ben tek başıma gidiyorum yarın. Herhangi bir dernekle onunla bununla falan gitmiyorum. Bunu söyleyeyim. Bir sürü Türkiye'de hayvansever var. Dernekler de kendine göre görevlerini yapıyorlar. Ama ben tek başıma gidiyorum. Sizler adına gidiyorum. Münferit. Münferit gidiyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Burada yarın gideceğim Konya Barınağı'nda 4200 tane köpek var, hayvan var. Hmm. 4200. Ve dün bana videolar geldi. Gittiğimizde yine konuşacağız. O videolarda hayvanların bulundukları yer betonda yatıyorlar. Kapalı değil. Ve açık alanda betonların üstünde, affedersiniz, yaptıkları kakaların üstünde yatıyorlar. Şişli suları içiyorlar ve hepsi genelde de aç olduğu için birbirlerine kavga edip, o videolarda olduğu üzere herhangi birisi böyle bir et parçası verse birbirlerine girip birbirlerini öldürmeye bakıyorlar. Şimdi bu hayvanlar yüzyıllardır sokakta, değil mi? Mesela benim annemin annesinin 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 hepsinin resimleri var. Yani herkes sokak köpeklerine hepinizin bir fotoğrafı vardır mutlaka. Dolayısıyla bu hayvanlar yüzyıllardan beri bizimle yaşıyorlar, bizim mahallelerimizde yaşıyorlar. Tehlike arz etmiyorlar. Birdenbire ne olduysa bunlar dünyanın en vahşi canavarları gibi lanse edilmeye başladı ve bu hayvanlar toplatılmaya başladı. Biz şuna hemfikiriz. Kaç dakika var? Hemen gitsek iyi olur. Sonra toplasan olur mu? Olur. Seni tamam. Bölmeyelim. Tamam. Reklama gidelim. Cümlelerin bu önemli bölünmesin. Bir konu çünkü bunu bitirmemiz reklam gerekiyor. Reklam sonrası cümlelerin bölünmesin diye reklam sonrası bırakalım. Şimdi gidelim reklama. Buyurun. Evet Seren, bölmeden şu önemli konuyu bitirelim. Şu barınak mevzunu seninle. Dolayısıyla Türkiye'de barınak diye bir şey yok. Türkiye'de rehabilitasyon merkezleri var. Ve bu hayvanların gönüllülere kapılarını... Buranın gönüllülere kapıları açın.
Biz sahiplendireceklerimizi sahiplendirelim. Sadece Konya için değil, Gebze'de poşetlere konmuş öldürülmüş köpek görüntüleri geldi. Yasa çıkmazsa her gün bir tane manyak köpeklere zarar verecek, hayvanlara zarar verecek. Birisi kuyruğunu kesmiş, birisi ayağını kesmiş. Dün bir tanesi boğuyordu. Yani ya, manyak çok. O yüzden de bunların hepsi bu hayvanlara zarar verip salıveriliyor. Yasanın acilen çıkmasını bekliyoruz. Bir, diğer yasa olan rehabilitasyonlarda geçici olarak kalmalarının uygulanmasını istiyoruz. Aksi takdirde yasalara karşı inancımızı kaybederiz. Bu bir kaos yaratır. İkincisi de yine söylüyorum, oradaki hayvanları kamera gözetiminde daha fazla personelle, daha fazla veterinerle ve mutlaka biz hayvanseverlerin de hakemliğinde bir sistem istiyoruz. Aksi takdirde biz buna inanmıyoruz. Bu saatten sonra da bu sular inanın durulmaz. Hepinizi sağduya davet ediyorum. Konya için en azından şimdilik bir battaniye. Neydi onun adı? Çeçi. O tahta şeylerden unuttum şimdi. Plaka. Plaka mı? Yok değil, neyse, anladınız siz. Ne? Palet. 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 Paletlere ihtiyaç var. Battaniyeye ihtiyaç var. Yarın orada olacağım. Oradaki hayırseverlerden de bize ulaşmalarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, yarın Seren orada olacak ve tabii ki en başından beri senin ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Bunun için duyarlı olmaya, hayvansever olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterli. Çok güzel bir şey paylaşmışsın. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bir tane köpek gördünüz, geldi, kemikleri sayılıyor. Bakamıyorsunuz, bakma şansınız yok. 5000 köpeğe orada bakma şansınız yok. Zaten amacınız bakmak olsa zaten bizlerden de yardımı kabul edersiniz. Bakın Cumhurbaşkanımız buna çok kızıyor. Bazı böyle şeylerde okuyorum, böyle çok kızıyor. Ve eli üstünüzde, bunu bilin. O yüzden de ben çok kısa zamanda çok güzel haberler alacağımızı İnşallah. Düşünüyorum. Ümidim bu yönde. Görüşmek üzere. Hayvanları Hoşçakalın. Sevin.